Herkese merhaba. Ben Yavuz Yener. Zebraşa hızlı giriş derslerimizin ikincisine hoş geldiniz. Bu derste model ekleme ve navigasyon hakkında konuşacağız. Zebraş'ımı açtım. Geçen dersten hatırlayacaksınız. Modelimizi ekrana bir türlü ekleyememiştik. Ekrana tıkladığımda veya mouse'umu sürüklediğimde böyle bir soruna karşılaşıyordum. Bunun sebebi şu. Öncelikle ekranımızı, kanvasımızı bu şekilde dağıttıysak ve gözümüze hoş gelmeyecek şekilde ise bunu temizlemenin kolay bir yöntemi var. Kontrol ve N, ya yani kontrol ve N tuşlarını birlikte bastığımız zaman kanvasımızı temizleyebiliyoruz. Kontrol N veya Mac kullanıcısıysanız Command N tuşlarına bastığımızda kanvasımızı temizliyoruz. Bir önceki derste yine bahsettiğimiz bir diğer konu başlığı Tool menüsüydü. Buna hızlıca bakalım çünkü bu bizim başlangıç için kullanacağımız modellerin, primitiflerin olduğu menü. Öncelikle Load Tool, Save As, Copy Tool seçenekleri var. Şimdi ZBrush'ta benim aldığım, kanvasıma eklediğim her model Tool olarak geçiyor. Yani diğer üç boyutlu modelleme programlarının isimleri farklı olabilir ama ZBrush'a özel olan ismi Tool. Ve bu tool'ları oluşturan sub tool'lar var. Yani birden fazla sub tool bir araya geldiğinde benim kanvasımda görüntüsü olan tool'u oluşturacak. Dolayısıyla bu load tool'a bastığım zaman, tıkladığım zaman daha önceden yapıp devam ettiğim, belli bir aşamaya getirdiğim sub tool'larımı veya zbrush tool'larını yüklememe imkan veriyor. Save as dediğimde de kanvasında çalışmış olduğum tool'un mevcut halini kaydetme imkanı veriyor. İlk aşamada bilmemiz gereken önemli olan tuşlar bunlar. Load tool ve save as. ZBrush'ın dikkat edilmesi gereken bir özelliği de menüde çalıştığınız, kanvasla e çalıştığınız bir modeli kaydetmek istediğiniz zaman her zaman için tool menüsü altındaki save as seçeneğini kullanmanız. Bunun dışında document menüsü içerisinde Open, Save ve Save As seçenekleri var. Bu dökümanın iki boyutlu kanvasıyla ile ilgili olan bir menü. Dolayısıyla burada hiçbir zaman Save, save As yapmam beni modeli kaydettiğim sonucuna götürmeyecek. Dolayısıyla ben burada modelde çalıştığım zaman kaydetmek istiyorsam her zaman için Save As seçeneğini tıklamam gerekecek. Şimdi buradaki Tool ikonuna bastığımda karşıma böyle bir quick menü gelecek. Üst tarafta hızlı seçenek menüsü. Ortada 3D meshes seçenekleri ve en altta da 2.5D kalmasına özel fırçalar var. 3 boyutlu modelleme istediğimiz için bizim bu menüden bir seçenek almamız gerekecek. Burada küreler var, küpler, silindirler, halkalar. Modelinize en uygun seçenek hangisi ise onunla başlayabilirsiniz. Ben buradan Sphere 3D modelini seçtim. Şimdi ekrana tutuk e, ekranı tıklayıp sürüklediğim zaman karşıma böyle bir model geldi. Evet gerçekten de 3 boyutlu bir model. Ama ekranı tekrar tıklarsam yine aynı sonucu alacağım. Tıklarsam yine aynı sonucu alacağım. Dolayısıyla bana hala 3 boyutlu modelleme imkanı vermiyor. Her ne kadar ekrandaki görüntü 3 boyutlu modele ait olsa da. Dersin başında hatırladığımızı yapalım. Kontrol N tuşuna basıp kanvasımızı temizleyelim. Dolayısıyla bizim istediğimiz bu değil. Tutup sürükledikten sonra buradaki menüye baktığınızda bir edit seçeneği var. Biz şu an aslında draw modundayız. Yani çizim modundayız. Ekranımıza hala bir şeyler çiziyoruz. Ancak bunları editlemek isteyip istemediğimizi ZBrush şu an anlamıyor. Bunu anlayabilmesi için bizim edit tuşuna basmamız gerekiyor. Veya kısa yol tuşunu göreceğiniz şekilde T'ye basmamız gerekiyor. T'ye bastığım zaman şuradaki çerçeveyi gördünüz. Bu çerçeve artık edit modunda olduğumun göstergesi. Şimdi burada 2.5D'den kalan biraz kalıntılar var. Bunları hemen temizleyebilirim. Ctrl N'ye tekrar basıyorum ve oradaki kirlilikler, pislikler gitti. Geriye sadece benim 2.5D'den çıkıp 3 boyutlu modele geçen modelim kaldı. Şimdi biraz da canvas üzerinde nasıl hareket edeceğimizi konuşalım. ZBrush'ın e, navigasyon özellikleri biraz farklı, alışık olmadığınız ancak e, biraz kullandıktan sonra hızlı bir şekilde uyum sağlayacağınız bir şekilde. Aslında sadece sol tıklama tuşuyla işlerinizin tamamını görebileceğiniz en azından mouse açısından görebileceğiniz bir şekilde tasarlanmış. Şimdi bu arka plan alanına tıkladığım zaman modelimi çevirebiliyorum. Sağ, sol, aşağı, yukarı bir şekilde çevirebiliyorum. Alt tuşuna basılı olarak tıkladığım zaman ise hareket ettirebiliyorum. Ancak zoom yapmak istediğinizde Zbrush'ın kendine özel bir e, seçenekleri, kendine özel e, nasıl denir? Kendine has bir zoom yapma özelliği var öyle söyleyelim. Mouse'un tekerleğini çevirdiğinizde fark ettiyseniz ben şu an çeviriyorum. Herhangi bir yakınlaşma veya uzaklaşma gerçekleşmiyor. Bunu yapmak için iki aşamalı bir seçeneğimiz var. Öncelikle alt tuşuna yine basılı tutuyoruz. Ondan sonra tekrar tıklıyoruz ve alt tuşundan parmağımızı çekiyoruz. Ve mouse'umuzu artık sol ve sağ olacak şekilde hareket ettirirsek zoom yapabildiğimizi göreceğiz. Tekrarlayalım. Alt tuşuna bastım. Arka planda mouse'umu tıkladım ve alt tuşundan parmağımı kaldırdım. Yine yakınlaşma ve uzaklaşma modundayım. Şimdi bir şekilde çok fazla yakınlaştığınızda ne olacak? ekranı göremiyorsunuz. Daha doğrusu arka planı göremiyorsunuz. Dolayısıyla zoom yapma imkanınız ve modelinizi hareket ettirme imkanınız yok. Hatta çevirme imkanınız bile yok. Bu durumda işte bu çerçeve işime yarayacak olan kısım. Bu çerçevenin içerisini aslında ZBrush benim modelleme amacıyla kullandığımı düşünüyor. Dolayısıyla bu çerçevenin dışında kalan şu alanı aslında benim kanvasımın modelleme için kullanmayacağım alanı olarak algılıyor. Dolayısıyla ben modelimi döndürmek istediğim zaman ve arka planı göremiyorsam şu çerçevenin dışına tıkladığımda ZBrush bunu arka plan olarak algılayacak ve dönüş yapmama imkan verecek. Aynı şekilde döndürmenin dışında hareket ettirebilirim. Altta basılı tutuyorum ve buraya tıklayarak hareketimi gerçekleştirebiliyorum. Daha fazla zoom veya daha az zoom yapmak istiyorsam yine aynı şekilde alta tıklıyorum. Mouse'umu arka plana tıklıyorum ve parmağımı alttan çekiyorum. Şimdi zoom yapma moduna gelmiş olduk. Şimdi az önceki gibi yine çok yakınlaştığımı ve bu modelin genel görünüşüyle ilgili fikir sahibi olmamı engelleyecek bir açıya geldiysem, bir kamera yakınlığına geldiysem, çerçevenin tamamını sığdıracak şekilde modeli yeniden yerleştirebiliyorum kamerama. Bunu yapmak için de F tuşuna, klavyedeki F tuşuna basmam yeterli. Çerçevenin kanvasının tamamını dolduracak şekilde benim mevcut seçili olan tool'umu yerleştiriyor program. Bilmem gereken bir diğer güzel kısay olsa kamera açısını döndürürken modellemede çok kullanacağımız bir yöntem ön kamera, sağ kamera, sol kamera üst kamera ve alt kamera görüntülerini tam olarak oturtmam. ZBrush'ta bu konuda çok e, parmak altında hemen kullanılabilecek güzel bir kısayolu var. Örneğin kameramı döndürmeye başladım, hareket ettirmeye başladım. Shift tuşuna basarsam kameramın en yakın olduğu anda ki alana yapışıyor kamera. Yani bunu daha yakın görmek için şimdi e, hemen tel görünüşümüzü, wireframe görüşümüzü açalım. Şimdi bakın kamerayı döndürmeye başladım. Shift'e bastığımda tam karşıdan olacak şekilde kamerayı sabitliyoruz. Biraz döndürmeye başladım. Shift'e bastığımda yine tam karşıya gelecek şekilde odaklıyoruz. Diğer tarafı da aynı şekilde odaklayabilirim. Aşağıya da odaklayabilirim. Yukarıya da odaklayabilirim. F'e bastığımda çerçeveme Yerleştirebilirim. Evet, genel olarak Z bir navigasyon ve model eklemeyi gördük. Bir sonraki dersimizde modellemeye giriş başlığıyla başlayacağız artık.